Merhaba Paşa.com takipçileri. 2019 yılının bitmesine sayılı saatler kaldı. Öncelikle Paşa da ailesi olarak 2020 yılının tüm herkese sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz. Peki 2019 yılında Mustafa Kemal Paşa'da neler oldu? Gelin hep birlikte Paşa Adası'nın arşivinden 2019'da neler yaşandı hep birlikte izleyelim. Mehmet Kanar, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Mustafa Kemal Paşa AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Yamanlı Mahallesi'nde 52 yaşındaki İsmail Demirbaş, kapıldığı elektrik akımı sonrası yaşamını yitirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın nüfusu 100 bini aştı. Şükrü Erdem'in belediye başkanlığı için adaylığı kesinleşti. Mustafa Kemal Paşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koç Berber, 5 Şubat Salı günü itibariyle görevine başladı. Saadet Partisi ilçe başkanı Sönmez Duman, belediye başkan adayı oldu. Orhan Alper, Demokrat Parti'den belediye başkan adayı oldu. Mustafa Kemal Paşa Belediye Spor, Büyük Erkekler 2. Kümede şampiyon oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mustafa Kemal Paşa'da seçim mitingi yaptı. Eğlence mekanlarına yönelik 500 polisle operasyon yapıldı. 40 adrese yapılan eş zamanlı baskında 15 asker kaçağı yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes Meydanı'nda Mustafa Kemal Paşalılarla buluştu. Semt pazarlarını sosyal yaşam alanlarıyla bütünleştiren Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Tatkavaklı Köprülü Kavşağı yoğun katılımla hizmete açıldı. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar projelerini açıkladı. Osman Gazi Belediyesi'nin Atatürk Mahallesi'nde yaptırdığı çocuk parkı ve yaşam alanı hizmete açıldı. Beyninde tümör tespit edilen Merve Savaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 31 Mart seçimleri sonrasında mahalle muhtarları belli oldu. 13 gün boyunca kayıp olarak aranan Mehmet Ulutaş'ın cesedi Deveci Konağı Baraj Göleti'nde bulundu. Çardakbelen Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Mehmet Kanar mazbatasını alarak görevine başladı. Ersin Ekici Belediye Başkan Yardımcılığına getirildi. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı. Eski belediye başkanlarından Yaşar Yenipazar vefat etti. Sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Traktör römorkunun piminin çıkması ile setten aşağıya kayan römorkun altında kalan Şahin Abilyonlu olay yerinde can verdi. 345.si düzenlenen tarihi ve geleneksel Kabul Baba yağlı güreşlerinde baş pehlivanlığı Samsunlu Ali Rıza Kaya kazandı. Yalıntaş Göleti'nin turizme kazandırılması adına çalışmalara başlandı. İyi Parti'nin Mustafa Kemal Paşa seçim sonuçlarına dair itirazı reddedildi. İyi Parti Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanı İhsan Keçeci'nin yerine Tevfik Demir getirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat Ekipleri Şafak Operasyonu düzenledi. Öğrenciler hazırladıkları koreografi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini oluşturdu. Uzun yıllar Ticaret ve Sanayi Odası'nın Meclis Başkanlığı görevini yürüten Ali Yılmaz yaşamını yitirdi. Lale Şahin Paşa Ortaokulu eğitim öğretimin bitimine 3 gün kala yeni binasına taşındı. Adnan Menderes Meydanı'na getirilen Cumhuriyet tırına Mustafa Kemal Paşalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Komando Uzman Çavuş Oğuz Altıntaş, Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralandı. 814 numaralı otobüs şoförü sınava geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi. Köprü başında bulunan iş hanının yıkımına başlandı. Ayaz Mahallesi'nde yonca biçerken traktörün kanala düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Karaoğlan Mahallesi'nde manda evi projesi hayata geçti. Karan Nakliyat Şirket sahibi Erol Karan vefat etti. Adalet Bakanlığı'na bağlı A3 tipi kapalı ceza infaz kurumu kapatıldı. Paşalar Kazı alanında teorik ve uygulamalı olarak fosille tanışma etkinliği gerçekleştirildi. Arazisinde tarihi eser olduğunu söyleyip arıcıyı dolandırmaya çalışan iki kişi jandarma tarafından yakalandı. Paşa.com.tr Google Haberler'de haberleriyle yer almaya başladı. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin ilçenin simgesi olarak yaptırdığı Mustafa Kemal Paşa yazısı herkesin ilgi odağı haline geldi. Sayısal lotada büyük ikramiye Mustafa Kemal Paşa'ya çıktı.
Ekoplus fabrikasının inşaat çalışmaları başladı. Birer gün arayla Kirmasya Deresi'nden iki ceset çıkarıldı. Mustafa Kemal Paşa Havacılık ve Turizm Festivali'nde birbirinden renkli kanatlar gökyüzünü kapladı. 5 yaşındaki Alperen, Yalıntaş Mahallesi'nde bisikletiyle oynarken süt toplama arabasının altında kalarak can verdi. Belediye temizlik işlerinde çalışan Fikret Mutlu, görevi sırasında meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Seçim döneminde geçici olarak kurulan 10 kişilik saha ekibi kalıcı bir yapıya kavuştu. Balıkesir Caddesi, Atatürk Parkı önünde ana hat su borusu patladı. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 kilo sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Dere Mahallede elektrikli bisikletten düşen 13 yaşındaki Paşa İrili yaşamını yitirdi. Demirdere Köyü girişinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki Umut Uslu hayatını kaybetti. Almanya'dan Bursa'ya birlikte yaşadığı gencin ailesini görmeye gelen bir kadın, bebeğinin eşi ve ailesi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yardım istedi. Birinci gastronomi yemek yarışması düzenlendi. Mustafa Kemal Paşa Spor Belediye Kulübü yeni sezon açılışını taraftarının önünde yaptı. Çeltikçi Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki bir tarlada bir aydır kayıp olan Eşref Gül'ün cesedi bulundu. Alpavut'ta Tahir Ulutaş, kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi, çocuklarını sünnet ettiremeyen ailelere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk mürvet heyecanını yaşattı. Mustafa Kemal Paşa, 7. Büyük Mitsubishi L200 Türkiye buluşmasına ev sahipliği yaptı. İlçenin sevilen esnaflarından Nihat Sarı Saraç yaşamını yitirdi. Kalbinden bıçaklanan Metin Orcan, motosikletiyle hastaneye giderken yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Kemal Paşa PTT Müdürü Hürvet Geyikçioğlu'nun kızı ve damadı geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Mithat Öztaş atandı. Bursa'da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren Mustafa Kemal Paşalı Veysel Can Sevinç yaşamını yitirdi. Pompalı tüfekle Salih Ocağı öldüren baba ve oğlu 108 yıl hapis cezası aldı. Osmaniye Mahallesi'nde ormana ağaç kesmek için giden Necip Sevim'in cesedi bulundu. Mesleki birlikteliğin sağlanması amacıyla Mustafa Kemal Paşa Emlakçılar Derneği kuruldu. TANAP ve Mustafa Kemal Paşa Belediyesi işbirliği ile Muradiye Sarnıç Mahallesi'nde hayata geçirilen sosyal etkinlik merkezi hizmete açıldı. Eski itfaiye mevkiinden Bursa'ya sefer yapan otobüsler 16 Aralık Pazartesi tarihi itibariyle otobüs terminalinden hareket etmeye başladı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Mustafa Kemal Paşa'ya 694 konutun yapılmasına karar verildi. CHP, Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanlığı seçimlerinde Tandoğan Kuru yeniden başkan seçildi.